kış gelmeden torunuma bir yelek öreyim dedim. Birinci ve ikinci video olarak yapımını sırayla paylaşıyorum. Birinci videoda motiflerin yapımını ve düz örgü kısmını anlatmıştım. Bugün kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki aynı renklerde kardeşi Şems'e bu güzel sevimli yeleği ördüm. Kardeş kardeş giysinler diye. Yeleklerin rengine uyumlu takımları ve çok istediği valizi de aldım. Nefes'in 24 Aralık'ta yaş günü var. Umarım bu örmüş olduğum yelekleri Şems ile birlikte sağlık içinde severek giyerler. Yıllar önce yün mağazam için bir örgü kitabı çıkarmıştım. 130 karma model ve 248 sayfa. Şems'e ördüğüm yeleği bu kitaptan esinlendim. Sizler de hala mevcut olan bu kitaptan satın almak isterseniz sağ üst köşeye iletişim notunu bırakıyorum. Aynı ölçülerde ince yumaklarla örülürse 1 yaşa uygun, kalın yumaklarla da örülürse 2 yaşa uygun olan bu yelek gerçekten çok güzel. Bu yeleği örmek isteyenler önce birinci videoyu izlesinler. Bugün ikinci video ile karşınızdayım. Ve bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Sizlere arada kanalımda çok sevdiğim geri dönüşüm projelerini, bazen sağlıklı atıştırmalık tarifleri olarak mutfağımdan, bazen de bugünkü gibi tasarladığım örgü modelleriyle karşınızdayım. İkinci videodan önce birincisini izlemeniz için sağ üst köşeye ve açıklamalara linkini bırakıyorum. Önce birinci videoyu izledikten sonra bugün bu yeleğin geri kalan kısmında ben neler yaptım, geliniz hep beraber izleyelim. Şimdiden izlediğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Daha önce de söylediğim gibi bu yelek çocuğun kilo ve boyu ile orantılı olarak 5-6-7 yaşa uygundur ama belirttiğim kalitedeki bir ip kalınlığında örülürse malzemeleri hatırlayalım. 3 yumak Nako inci hit tweed kullandım. %20 yünlü, %75 akrilik, %5 viskoz, 100 gram ve 180 metre olan bu yumaktan 3 adet. 2 santim çapında 4 adet düğme, 0 nolu 2.1 milimetrelik tığ, makas, etamin iğnesi, mezura ve bu yünleri de 4 nolu şiş ile ördüm. Sizlere tüm detaylarıyla hem şiş hem tığ işi olan bu yeleği en ince ayrıntısına kadar elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Hem de şemalı olarak ve santim ölçülerini de biraz sonra paylaşacağım. Ütülenmeden önceki yeleği toplu iğne ile tutturdum. Bu ölçü ütüsüz hali ölçüsü ve bu motifleri ütülemeden önce buraya dikeceğiz. Etek ucu 70 santim, örgü kısmı 138 ilmek, 11 santim, 9 santim, 9 santim, 17 santim, 18, 17, 9, 9, 9, 9, 20 santim, 13 santim, 8,5, 27 santim, 8,5, 13 santim, 20 santim, 9 santim, 27 santim, 13 santim, 6 santim, 1,5 santim, 12, 1,5 ve 6 santim, 6 santim, 14,5 santim, 8,5 santim,
4,5 santim. Bu şekilde ölçülerimiz ütüsüz haliyle. İpimiz 180 metre uzunluğunda. Sizler de bu uzunluktaki bir ipi kullanıyorsanız verdiğim ölçüler bu şekle yakın olması gerekir. Şimdi ütüsüz haliyle motifleri önce toplu iğne ile örgünün üst kısmından tutturdum ve ipi katına ayırıp etamin iğnesine geçirdim. Gösterdiğim şekilde üstten dikişini sağladım. Sizler de iyice izleyerek bu şekilde dikebilirsiniz. Örgü kısmının bir sıra altından birer ilmek geçirerek bir motiften bir örgü kısmından bu şekilde karşılıklı dikiyorum. Dikişi bu şekilde örgünün ön yönünden yapalım, tersinden dikmeyelim. Bir kenarı bitirdim. Diğer yan kenarı da aynı şekilde bir ilmek içeriden sıra takip ederek bir örgüden, bir motiften karşılıklı yine üstten diktim. Diğer kenarı da aynı şekilde tamamladım. Bu şekilde hem arka parçaya hem ön parçaya motifleri diktim. Görünüşleri önden ve arkadan bu şekilde. Örgü ve tığ işini bir arada tasarlayarak harika bir yelek ortaya çıkacak. Üst kısımlarda boşluk yapmayabilirsiniz. Sadece etek ucunda motif uygulanabilir. Bu yelek %5 viskoz, %75 akrilik ve %20 yünlü bir ip ile örüldüğünden biraz kalınca bir ip, 180 metre. Bu sebeple kalınlığını inceltmek için buharlı ütü ile gördüğünüz şekilde üstüne bastırarak ütüledim. Hatta açılmasını sağladım. Ama siz bu ip ile örmeyip sadece akrilik ip ile örerseniz çok açılır. Buna dikkat ediniz. Aynı kalitede %20 yünlü olan ipleri tercih ediniz ya da ütülemesini üstten 4 parmak yukarıdan yapabilirsiniz. Bununla ilgili kanalımda da videolar var. Sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Örgülerde ütü nasıl yapılır diye. Ama burada dikkatinizi çekerim. Gerçekten buharlı ütü ile örgüyü hem ön tarafından hem arka kısmından ütüledim. Ütüden sonra yeleğin mezura ölçüsü şu şekilde. Motifler 75 cm,
Üst örgü kısmı da 138 ilmekti. O da 75 santim. Diğer ölçüler 9,5, 18,5 santim, 21,5, 9,5, burası da 9,5, 12, 9,5, 5 santim, 21,5, 9,5, 9,5, 9,5 santim, 21,5 santim, 9,5, 14 santim, 16 santim, 7 santim, 7, 2, 12,5, 7, 14 santim, 28 santim, 16 santim, 7 santim, 11, 8. Bu şekilde ütülü ölçüleri yeleğimizin. Kenar pervazlarında sıra şimdi. Yaka, ön, etek ucu, kol kenarlarına pervaz çalışalım. Bir tanesini önceden ben örnek olarak yaptım. Düz örgü ve ters örgü. Yapımı çok kolay. Bu pervazın adını hobi saati pervazı koyabiliriz. Daha önce başka yerde görmedim. Kendim uyguladım. Hem görünüşü güzel hem de çok kolay. Diğer koldan ilmek sayısı 31 ilmek. Kol altından 16, diğer taraftan 31 ilmek alarak başladım. Bir ilmek içeriden bu şekilde tığ yardımı ile 2, 3, sıra atlamadan 4, 5 ilmek aldım. Volon olmaması için 2 sıra atlayarak 1 ilmek, tekrar sıra atlamadan 2, 3 ilmek aldım. Tekrar 2 sıra atlayarak bu şekilde 1, 2, 3 ilmek aldım. Bu şekilde önce 5, 2 atladım, 3, 2 atladım, 3, 2 atladım, 3, 31 ilmek alarak tığın arkasından 4 nolu şişe ilmekleri geçirdim. Tekrar 2 ilmek atladım, sıra takip ederek 3 ilmek aldım. Bu şekilde bu kenarı tamamladım. Şimdi kol altından ilmek alalım. Her ilmeğin kestiğim yerden başına batarak 1 ilmek, toplamda 16 ilmek aldım. Ve bu aldığım ilmekleri tığın arkasından şişe geçirdim. Diğer taraftan da 31 ilmek aldım. Toplamda 31 artı 16 artı 31. 78 ilmeği örgünün tersinde önce bir sıra ip öbür tarafta düz örgü ördüm. Daha sonra örgünün ön tarafında bir sıra ters, yine örgünün arkasında bir sıra düz, yine örgünün ön tarafında bir sıra ters ördüm. Tam 4 sıra bu şekilde ördüm. Bu şekilde örgünün tersinde birinci sırayı düz, ikinci sırayı ters, üçüncü sırayı düz, dördüncü sırayı da bu şekilde örgünün önünde ters ördüm ve gördüğünüz şekilde 4 sıra oldu. Örgünün arkasında düz örgü kısmında 5. sırada bütün ilmekleri
Normal gevşeklikte ne sıkı ne gevşek olarak tamamını kestim ve pervazımız tamamlandı. Düz örgü olduğu için dönecek olduğundan kıvrılacak iç kısma ve doğal bir görüntü ile pervazımız görünecek. Kestikten sonra biraz bu şekilde gerdirerek asıltıyorum. Dönmesini sağlıyorum iç kısma. Evet, pervazımız hazır. Şimdi size bir sorum olacak. Bu şekilde başka yerlerde pervaz çalışan gördünüz mü? Ben rastlamadığım için bu pervazın adına hobi saati pervazı koydum. Ve gerçekten hem kolay hem de görünüşü çok güzel. Kendimi alkışlıyorum. Kol biyesi pervazlarından sonra etek ucu motiflerinden de ilmek aldım. Birinci videoda motiflerden nasıl ilmek alınacağını öğrenmiştik. Son motifte birlikte hatırlayalım. İki motif arasından bir, diğer yerlerden iki, iki sırasıyla şu şekilde devam ettim. Bir tane ilmek aldım. İki, trabzan tepesinden iki, tekrar 2 ilmek 3 zincirlik yerden, 5 zincirlik yerden 3 tane bu şekilde sık iğne yaparak alıyorum. 3, tekrar 2, trabzan tepesinden 2, boşluktan 2 ve 3 tane alarak tığın arkasından şişe geçirdim. Toplamda 138 ilmeği aynı kol pervazındaki gibi 4 sıra örüp 5. sıra örgünün tersinde normal gevşeklikte kestim ve alt pervazı da tamamladım. Örnek olarak bir omuzu önceden diktim. Diğer omuzu da gelin hep beraber nasıl uyguladım görelim. Yine etamin iğnesine tek katlı ipi geçirdikten sonra omuz dikişini üstten uyguluyorum. Tersinden dikmiyorum. Her iki kısmı sabitledikten sonra bu şekilde bir sıra içeriden bir ilmek ara ile bir karşıdan bir alt omuzdan diktim. Pervaz kısımlarını da diktikten sonra örgünün tersinde fazla ipleri bu şekilde temizleyip ipleri kestim. Omuz dikişlerinden sonra ön pervazlar kaldı. Sol kısmını ben örnek olsun diye önceden yaptım pervazı. Sol önden 75, yakadan 34, arka yakadan 35 ilmek alarak 4 sıra ördüm. 5. sırada kestim.
Sağ önü birlikte uygulayalım biraz sonra. Arka yakadan 35, sol ön yakadan 34, sol ön pervazdan 75 ilmek, toplamda 144 ilmek alıp 4 sıra ördüm. 5. sıra düz kısımda örgünün tersinde kestim. Sağ önde 4 ilik evi uygulayacağım. İlik evleri arası 8 ilmek, köşeden 2 ilmek, ilik evleri 3'er ilmek. Bu şekilde ilmekleri alacağım. Pervazı en alt kısımdan 2'ye katladım. Ve buradan katlanan yerden tığ yardımı ile sağ önden ilk alt kısımdan 3 tane ilmek alıyorum. Birleştirerek tekrar üçüncüsünü aldım. Motiften şu şekilde aldım. Köşeden 2 ilmek, trabzan tepesinden 2 ilmek, tekrar 2 ilmek, 5 zincirlik yerden 3 ilmek, diğer 5 zincirlik yerden 3 ilmek, 2 ilmek, trabzan tepesinden 2 ilmek, bu köşeden 2 ilmek, toplamda motiften pervazla dahil 21 ilmek aldım. Tığın arkasından şişe geçirdim. Şimdi örgü kısmından ilmek alışımızı da devam edelim. Ama volon olmaması, potluk yapmaması için 22 sıralık yerden bu kısımdan tersinden saydığımızda bu 22 sıradan 16 ilmek aldım. Yine aynı şekilde bir ilmek içeriden atlamadan sıra ile 3 ilmek aldıktan sonra 2 sıra atlayıp tekrar bu şekilde 22 sıradan 16 ilmek aldım. İlk evi için 3 ilmek attım. 3 sıra sonra 8 ilmek aldım. Bu şekilde tam 4 tane ilik evi uygulaması yaptım. Aralarında 8 ilmek alarak yakadan da ilmekleri aldım. Diğer sol ön pervazı gibi 4 sıra ördükten sonra 5. sırada kestim. Ölçüleri özetlersek 21 motiften 22 sıra örgü kısmından 16 ilmek aldım. 4 tane ilik evi açtım. Araları 8 ilmek olacak şekilde. En köşeden 2 ilmek aldım. Sağ önden bu şekilde 75 ilmek ve sağ ön yakadan da 34 ilmek alarak tıpkı diğer ön pervaz gibi bunları 4 sıra ördüm. Motifte trabzan kısmına bir ilik evi geldi. Gördüğünüz şekilde diğer trabzana da bir ilik evi denk geldi. Sağ ön pervazı biyesi için ön kısımdan 75, yaka kısmından da 34 ilmek almıştık. Tıpkı diğer kol pervazında olduğu gibi örgünün tersinde bir sıra düz, ikinci sırasında ters, üçüncü sırasında düz, dördüncü sırasında ters, ördükten sonra 4 sıra tamamlanıp 5. sırada keserek burayı da tamamladım. Toplamda 109 ilmeği örgünün arkasında düz örgü olarak devam ettim. İlik evlerini de bu şekilde ördüm. Biraz önce de belirttiğim gibi bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters. Toplamda 4 sıra ördükten sonra 5. sıra da kestim. Ve bu şekilde sağ ön pervazı ve sağ yaka pervazını da birlikte tamamlamış olduk.
Gerçekten pervazlar harika oldu. Biraz da asıltınca düz örgü olduğu için içe doğru kıvrıldı. İlik evleri de gayet muntazam. Tersinden baktığımızda almış olduğumuz ilmek sayısını özetlersek motiften 21 ilmek almıştık. Bu örgü kısmından 22 sıradan pot olmasın diye 16 ilmek aldım. İlik evleri için 3'er ilmek attım. Aralarında 8'er ilmek aldım. Motifteki 2 ilik evi 3'erli trabzan kısmına denk geldi. Buna dikkat edelim. En köşeden 2 ilmek aldım. Yaka içinde 34 ilmek alarak 4 sıra ördükten sonra dediğim gibi 5. sırada kestim. Pervaz yerlerini de üstten dikerek tamamladım. Sizlerle biraz dertleşmek istiyorum. İkinci videonun yayınlamasında biraz sorun yaşadım. Yeleğe başlayanlar ikinci video nerede diye sordular ister istemez. Haklısınız gerçekten. Ama öncelikle 2-3 gün internet sorunu yaşadım. Düzelinceye kadar bu sefer de videolarını çektiğim telefonum garantiye gitti. Eski bir telefon ile videoları editlemeye ve seslendirmeye çalıştım. Seslendirmede çok sorun yaşadım. Bunlarla uğraşırken tabii ki bu videoyu yayınlamak biraz zaman aldı. O yüzden affınıza sığınıyorum. Bu şekilde ipleri de tersinden temizledim. Daha sonra ilik evlerini yine örgünün tersinden biraz dikerek daha çok güzel görünmesini sağladım. Ayrık olan yerleri diktim. Bu yeleği bu kalınlıkta bir ip yerine daha ince ip ile çalışıp aynı ölçülerde uyarladığınızda küçük beden çocuklara olabilir. Büyükler için de nasıl yapmamız gerektiğini soranlar için de motif sayısını çoğaltabilirsiniz ya da motifin sırasını çoğaltabilirsiniz. Tam denemeden bu sayı ve ölçüleri vermem yanlış olur. Düğmeleri de karşısına diktim ve harika bir yeleğimiz oldu. Çocuğun boy ve kilosuna göre 5-6-7 yaş giyebilir. Daha çok 6-7 yaşa uygun. Dediğim gibi ince iplerle çalışırsanız daha küçük çocuklara gelir. Yumuşacık oldu iyice ütülediğim için. Sizlere bu yeleği 1. ve 2. videoda şeması ve sayıları ile birlikte elimden geldiğince, dilimden döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de ne diyorum? Asla hobisiz kalmayınız diyorum.